Bu 104 kodlu genel muhasebe 2 dersimizin kitabında yer alan 3. üniteyi bugün işleyeceğiz. Ünitemizin adı Mali Borçlar. İlk olarak dönemi biliyorsunuz 1. ünitede mali duran varlıklarla başlamıştık. Bir önceki dersimizde 2. ünitede maddi ve madde olmayan duran varlıklar konularını işledik. Şimdi bu ünitede de mali borçlar konusunu işleyeceğiz. Önümüzdeki hafta dersimizin günü 1 Mayıs'a denk gelmesi nedeniyle 1 Mayıs günkü dersimizi yine aynı önümüzdeki hafta Cuma günü gerçekleştireceğiz. Saat 16.00'da. Bu konuda sanırım size bilgi gelecektir. Şimdi bu ünitede neler göreceğiz? İsterseniz başlayalım yavaş yavaş dersimize. İlk olarak bu üniteyi tamamladığımızda mali borçları tanımlayabilir ve türlerini açıklayabilir hale gelmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra banka kredilerinin türlerini ve nasıl muhasebeleştirildiğini ifade edebilir hale gelmeyi, para piyasası araçlarından finansman bonosunun tanımını ve sermaye piyasası araçlarından tahvillerin tanımını yapabilmeyi ve bunlarla ilgili muhasebe işlemlerini gerçekleştirebilmeyi hedefliyoruz ünite sonu itibariyle. Kitabımıza paralel şekilde konu başlıklarımızı oluşturduk. İlk olarak mali borçların tanımı ve öneminden bahsedeceğiz. Ardından banka kredileri, daha sonra çıkarılmış bonolar ve senetler ve çıkarılmış tahviller başlıklar altında konuları birlikte işleyeceğiz. Şimdi bu ünite itibariyle nereye geldik? Neredeyiz? Muhasebe dünyasında biraz ondan bahsetmek istiyorum. Biz geçen dönem genel muhasebe bir dersinde dikkate alarak şu ana kadar işlediğimiz bütün konularla beraber bilançomuzun aktif tarafını tamamladık. Yani varlıklarımızı izlediğimiz hesapları, bu hesapların nasıl kullanıldığını, ne zaman kullanıldığını öğrendik. Dönem varlıklar, geçen dönem genel muhasebe bir dersinde tanımıştınız. Bu dönem duran varlıklarla başladık. Mali duran varlıklar hesap grubuyla. Geçen dersimizin sonu itibariyle duran varlıklarımızı, izlediğimiz hesapları da tanıdık ve aktifi tamamladık. Şimdi ise bu dersimizle beraber bilançonun pasif tarafına geçiyoruz. Yani kaynaklarımızı gösterdiğimiz kısma geçiyoruz. Kaynaklar neydi? İşletmenin varlıklarını edinirken kullandığı unsurlar, yani işletmenin varlıklarını nasıl finanse ettiğini açıklayan kısımdı. Bilançonun pasif tarafı kaynaklarımız. Kaynakları da kendi içinde ikiye ayırmıştık. Borçlar ve sermaye de ilk dersinizde gene geçen dönem görmüşsünüzdür en sade haliyle. Biz burada borçları, yani işletmenin üçüncü kişilere karşı olan borçlarını ve yükümlülüklerini yabancı kaynaklar, İşletmenin sahip ortaklarına karşı yükümlülüklerini de öz kaynaklar grubunda izliyoruz. Şimdi biz burada bu üniteyle beraber yabancı kaynaklara geçiş yaptık. Yani üçüncü kişilere karşı olan gerçek hayattaki borçlarımız ve yükümlülüklerimiz muhasebede izlediğimiz, gösterdiğimiz hesapların olduğu kısma geçtik. Şimdi bu yabancı kaynaklar ikiye ayrılıyor kendi içinde. Kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar olmak üzere. İşletmenin üçüncü kişilere karşı olan borç ve yükümlülüklerini yerine getirme süresi bir yılın altındaysa, yani borçlarını ödeme süresi bir yıldan daha kısaysa, bunu kısa vadeli yabancı kaynaklar grubunda, 3 kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap sınıfında, bir yıldan uzun sürede geri ödeyecekse borçlarını işletme, 4 uzun vadeli yabancı kaynaklar grubundaki hesaplarda bu borçlarımızı izliyoruz, gösteriyoruz. Dolayısıyla bu aslında bu iki grup, 3 kısa vadeli yabancı kaynaklar ve 4 uzun vadeli yabancı kaynaklar grupları birbirine akraba diyebiliriz. Birbiriyle çok benzer yönleri vardır. Biz şimdi burada bu benzerlikleri de göreceğiz derslerimiz süresi boyunca. Yani işletmenin mevcut borçlarını, bu borçlar üçüncü kişiler olur, işte kredi veren kuruluşlar, müşteriler, personel vesaire. Bunlar olan borçlarını vadesine göre iki gruba ayırıyoruz ve bu gruplardaki hesaplarda gösteriyoruz. Burada bilançonun pasif tarafında sıralama borcun vadesine göre yapılır. Yani en kısa sürede ödenecek borç en üstte yer alır. Vadesi borcun arttıkça aşağıya doğru sıralandığını görürüz. Bu borç kalemlerinin, borçlarımız izlediğimiz hesap kalemlerinin. Şimdi ne dedik? 3 kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap sınıfıyla 4 uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap sınıfı birbirinin akrabasıdır. Dolayısıyla bir takım benzerlikler taşırlar. Biz kısa vadeli yabancı kaynaklarda işletmenin bir yıla kadar geri ödeyeceği borçlarını ve vadesi bir yılın altına düşen, uzun vadeli olup vadesi bir yılın altına düşen borçlarını gösteriyoruz, izliyoruz buradaki hesaplarda.
Bir yıldan uzun sürede geri ödeyeceğimiz borçları ve bir yıldan uzun sürede yerine getireceğimiz yükümlülükler ise 4 uzun vadeli yabancı kaynaklar adını taşıyan hesap sınıfında ki hesap gruplarında yer alan hesaplarda izliyoruz. Şimdi baktığınızda 3 kısa vadeli yabancı kaynaklar ve 4 uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap sınıflarında aynı adı taşıyan alt hesap grupları olduğunu görürsünüz. Mesela 30-40 mali borçlar, 32-42 ticari borçlar, 33-43 diğer borçlar, 34-44 alınan avanslar, 37-47 borç ve gider karşılıkları. Bunlar aynı adı taşıyan hesap grupları. Bu hesap gruplarına tek tük hesap planında karşılaştırmalı olarak baktığınızda bu gruplardaki hesaplarının da birçoğunun büyük bir kısmının aynı adı taşıdığını görürsünüz. Yani aslında aradaki tek fark vade farkıdır. Borcun vadesi, geri ödeme süresi bir yıldan daha uzun süre ise 4 nolu gruptaki hesabı, bir yıldan daha kısa süre ise 3 nolu gruptaki hesabı kullanıyorsunuz. O yüzden biz 3 kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap sınıfında yer alan hesapları tanıdığımızda aslında 4 uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap sınıfında yer alan hesapların da birçoğunu tanımış olacağız. Anlatımlarımız da bu çerçevede 3 nolu hesap sınıfı üzerindeki hesaplar üzerinden gerçekleşecek. Arada bir takım farklılıklar var. Bazen işte 3 kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap sınıfında olmayıp 4 uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap sınıfında olan bazı hesaplar var. Bunları da ayrıca zaten işleyeceğiz, ele alacağız. Bunların her biri kaynak hesabıdır ve kaynak hesapların işleyiş prensibini bilmemiz gerekir bu hesapları doğru şekilde kullanabilmek için. Kaynak hesapları ne dedik? Geçen dönem öğrendiniz bunu da hesapların işleyişini. Alacak tarafından çalışır kaynak hesapları. Yani gerçek hayatta işletmenin kaynaklarında başka bir de işte borç ve yükümlülüklerinde bir artış meydana geldiğinde bu borç ve yükümlülüğü muhasebede göstereceğimiz hesapta bu artışı hesabı yemeye defterinde alacak tarafına yazarak anlatırız. Azalış olduğunda ise borç tarafına yazarız diye söylemiştik. Yemeye defterinde aşağıda içeriden başlayan kısım alacak tarafı, yukarıda sol üst köşeden başlayan kısım da borç tarafı olarak geçer. Bu borç ve alacak kelimelerini de gerçek hayattaki anlamlarını yüklemeyeceğiz diye ben söylerim hep. Bu çünkü kafa karıştıran bir kısımdır. Sadece birer ismi olarak, o tarafın ismi olarak bileceğiz. Yani sol taraf, sağ taraf demeyeceğiz. Borç tarafı, alacak tarafı diyeceğiz diye söylemişimdir hep. Yine bir tekrar edeyim onu da. Şimdi ilk hesap grubumuz. Bakın mali borçlar. 30-40 mali borçlar. Şimdi burada biz 30 mali borçlar hesap grubundaki hesaplar üzerinden ilerleyerek bu grupları tanıyacağız. Aradaki farkı da az önce zaten söylemiştim. Mali borçlar bu ünitemizin de başlığını taşıyor zaten, oluşturuyor. Şimdi 3 kısa vadeli yabancı kaynaklar ve 4 uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap sınıflarında yer alan 30 mali borçlar ve 40 mali borçlar hesap gruplarında karşılaştırdığınızda, baktığınızda az önce de söylediğim gibi birçok hesabın adının aynı olduğunu görürüz. Sadece kodları farklıdır. Bu kod da vade farkını söyler bize. Eğer sınavda hesapta kod yoksa zaten arada da bir fark kalmıyor. Dolayısıyla biz 3 nolu gruptaki hesapları tanıdıkça 4 nolu gruptaki hesapları da öğrenmiş olacağız. Bazı hesaplar farklı. Gördüğünüz gibi renkleri siyah olan şurada hesaplar var. Bu farklı olan hesapları da ayrıca işleyeceğiz, göreceğiz. İlk hesap mali borçlar grubunda banka kredileri hesabı. Peki mali borç nedir? Bu hesaba geçmeden önce bir tanımı yapalım. Finansal borç ya da mali borç dediğimiz borç. İşletmeye nakit para girişi sağlayan ve geri ödemeleri de nakitle yapılacak olan ve işletme dışından, üçüncü kişilerden ya da kuruluşlardan sağlanan borçlardır. İşletmenin bir yıla kadar borç alabileceği piyasaya para piyasası, diğer adıyla mali piyasa denir. Bir yıldan uzun süreli borç bulabileceği piyasaya ise sermaye piyasası adı verilir. Mali borçlar da vade sonunda siz aldığınız borcu geri öderken yani ana parayı öderken bir de ayrıca faiz ödemesi yaparsınız. Tabii bu ödediğiniz faiz doğal olarak sizi mutsuz eder. Ne dedik? İşletme için gerçek hayatta bir mutsuzluk varsa bu bir gider olduğunu gösterir. Bu şekilde aldığınız borçları faiz ödediğinizde ortaya çıkan mutsuzluğunuzu finansman gideri olarak tanımlarsınız. Aslında bu faiz gideridir, değil mi? Finansçılar faiz gideri der, muhasebeciler finansman gideri der. İkisi aynı şeydir. Finansman gideri demem nedenimiz şudur. Finansman ihtiyacımızı karşılayabilmek için borç aldık. Bu borcu da öderken fazladan bir bedel ödüyoruz. O yüzden bu bizim için bir finansman gideri diye tanımlanır aslında. Mevzu budur. Şimdi banka kredileri mali borçlar grubunda ilk hesabımız demiştik. Bankaları hepimiz biliyoruz. Hepimizin hayatının bir parçası haline geldi.
Esas fonksiyonlar nedir? Fon arz edenler ile, yani bir şekilde bir kenarda para biriktirmiş, tasarruf yapmış olan kişilerin o tasarruflarıyla fon ihtiyacı olan kişi ya da kuruluşlar arasında bir köprü vazifesi kurarlar bankalar. Ve tasarruf sahiplerinden aldıkları fonları fon ihtiyacı olanlara borç olarak verirler, kredi olarak verirler. Bankaların verdikleri krediler kendi içinde ikiye ayrılır. Nakit krediler ve gayri nakdi krediler olmak üzere. Yani nakit olmayan krediler olmak üzere. Nakit krediler bankaların müşterilerine ödünç para vermek suretiyle kullandırdıkları kredilerdir. Şimdi önce onları tanımlayacağız, sonra gayri nakdi kredilerden de bahsedeceğim size. Eğer alınan nakit kredi kısa vadeli ise işletme diyelim ki bankadan kredi çekti. Bir yıl içinde geri ödeyecekse banka olan, gerçek hayatta olan bu borcunu muhasebede 300 banka kredileri hesabına kaydederek gösterir. Eğer bankadan aldığımız kredi bir yıldan uzun süreli bir kredi ise, uzun vadeli bir kredi ise bu durumda banka olan kredi borcumuzu muhasebe dünyasında 400 banka kredileri hesabına yazarak gösteririz. Tabii bunlar birer kaynak hesabı olduğu için alacak tarafına biz yazarız, tutarlar. Yani gerçek hayatta bankadan kredi aldım, diyelim ki bir borcun ortaya çıktı. Banka olan borcun arttı. Borç benim kaynağımdı. Dolayısıyla bu borcumu istediğim kaynak hesabı olan banka kredileri hesabını da arttırmam gerekir. Artışı da ilgili hesabı YM defterinde aşağıya çizingiç tarafına, yani alacak tarafına yazarak anlatırım. Kredi ödedikçe de borcunuz azalır. Borcun azalması aslında kaynağınızın azalması demektir. Bunu da ilgili kaynak hesabını borç tarafına tutarı yazarak anlatırsınız. Bakın iki borç kelimesi kullanıyorum. Biri sadece hesabın ne tarafına yazdığımı anlatmak için kullandığım kelime. Herhangi bir anlam yüklemeye çalışmıyoruz diye söyledim. Bunun bir felsefesi elbette var. Ama şu an o irdelemelere girmek için erken. Şimdi nakit krediler ve gayri nakdi krediler olarak iki ana gruba ayrılır dedik. Nakit krediler de kendi içinde ikiye ayrılır. Avans şeklindeki krediler ve borçlu cari hesap şeklindeki krediler olmak üzere. Avans şeklindeki krediler işte mal, senet, kıymetli maden, menkul kıymet gibi bir takım maddi kıymetlerin rehne karşılığı verilen kredilerdir. Mesela senet karşılığı avans, mal karşılığı avans gibi isimler alır bu krediler. Bu kredilerde bir örnek üzerinden nasıl uygulanıyor? Şimdi onu göreceğiz. Muhasebede nasıl gösteriyoruz bu tür bir kredi aldığımızda? Onu bir örnek üzerinden göreceğiz. Bu kredilerde mesela işletme olarak siz bankadan kredi istediğinizde banka sizden güvence olarak bir varlığınızı teminat olarak göstermenizi ister. Mesela depodaki mallarınızı teminat olarak gösterebilirsiniz. Diyelim ki 10 bin lira kredi istiyorsunuz, bankadan borç istiyorsunuz. Banka istediğiniz krediden daha yüksek bir tutarda teminat ister. Siz de daha yüksek tutarda bir varlığınızı bankaya teminat olarak gösterirsiniz. Böyle bir durumda banka kendini güvenceye almış olur. Size de istediğiniz borcu, parayı verir. Siz de parayı alırsınız. Belli bir vade boyunca kullanırsınız. Vade sonunda da aldığınız parayı geri ödersiniz. Ayrıca o geçen süreden dolayı bir kullanım bedeli ödersiniz. Buna faiz diyoruz biz. Bir de faiz ödersiniz. Şimdi peki bu işlemleri muhasebe dünyasında nasıl anlatıyoruz? Şu örnek üzerinden onu bir görelim isterseniz. İşletme 14.08.2021 tarihinde maliyeti 1750 TL olan ticari malını rehin vererek, rehin senedi karşılığında başka bir deyişle, Z Bankası'ndan 1500 TL tutarında 4 ay vadeli avans şeklinde kredi almıştır. Kredi tutarı bankadan nakden çekilmiştir. İşletme vade sonunda bankaya olan borcunu 100 TL faiziyle birlikte ödemiştir diyor. Bizden istediğine kredinin çekilmesinde ve vade sonunda tarih, yani borcun vade tarihi sonunda yapılması gereken kayıtları göstermemizi istiyor. Öncelikle krediyi çekeceğiz. Şu dünyamızı bir çizelim. Bakın 14.08.2021 tarihinde 4 aylığına, 4 ay vadeli olarak 1500 lira borç almıştık bankadan. 4 ay dediğine göre vade sonu 14.12.2021. Vade sonunda ne yaparız dedik? Bankadan aldığımız parayı, ana parayı geri öderiz. Bakın 1500 lira tutarında 4 ay vadeli kredi almışız avans şeklinde. 1500 lira ana parayı geri ödeyeceğiz. Bir de bu 4 aylık sürede işleyen, oluşan faizi ödeyeceğiz. Faiz de 100 lira olarak hazır verilmiş. Toplamda 1600 lira biz vade sonunda, borcun vade sonunda bankaya ödeyeceğiz. Olay bu. Bunu şimdi bu gerçek hayattaki bu durumu muhasebe dünyasında anlatacağız. Gerçek hayattaki bir durumu muhasebede anlatmanın yolu ise YM defterine kayıt yapmaktır diye hep söyleriz. Şimdi o zaman bu işlemleri gerçek hayatta gerçekleştirdiğimiz bu işlemleri soyut dünyada yapacağımız kayıtlarla anlatmaya çalışalım. Öncelikle
14.08.2021 tarihinde kredinin nakden alınması işlemini muhasebe dünyasında anlatacağız. Hemen YM defterimizi açtık. İki çizgi çizdik. Tarihe attık üzerine. Mali nitelikteki işlemleri kaydederken hep derim şuna bakacaksınız. Dört unsur. Varlık, kaynak, gelir, gider. Bunların hangileri var? Hangileriyle ilgili bu işlem? Ve ne yönde etkilemiş bu unsurları? Arttırmış mı, azaltmış mı? Ona bakacağız. 14 Ağustos tarihinde işletmemiz 1500 lira kredi çekmiş bankadan, değil mi? 1500 lira kredi çekmiş. Yani 1500 lira para aldık. Parayı aldık, kasamıza koyduk. Gerçek hayatta nakit param arttığı için muhasebede bunu anlatmak adına nakit paramı izlediğim 100 kasa hesabına artış kaydediyorum. 1500 hesabın borç tarafına tutar yazarak. Varlık hesaplarının işleyiş kuralı gereği. Değil mi? Varlıkların artıyorsa varlık hesaplarında artış kaydet. Bunu da ilgili hesabı YM defterinde borç tarafına yazarak ifade et diye söylüyor zaten. Geçen dönem bilgileri bunlar, bakın. Bir de ne oldu benim? Bankaya borcum arttı. Ben bu parayı alınca gerçek hayatta bir borcum ortaya çıktı. Borcumda bir artış meydana geldi. Bu borç ne? Bankadan aldığım kredi nedeniyle ortaya çıkan bir borç. Dolayısıyla bakın, bir varlık artışı yaşarken aynı zamanda bir kaynak artışı da yaşıyorum. Borç benim kaynağımdı. Borçlarım arttı. Yani kaynaktan da artış meydana geldi. Bunu izledim. Bu borcumu muhasebe dünyasında gösterdim. Kaynak hesabı olan 300 banka kredileri hesabına 1500 artış kaydediyorum. Kaynak hesapları ne demiştik? Alacak tarafından çalışır. Yani gerçek hayatta kaynaklarında bir artış varsa soyut dünyada bununla ilgili kaynak hesabını YM defterinde alacak tarafına yazarak anlatırız. Bakın, hem varlık artışı hem kaynak artışı oldu. Olay bu yaptığımız aslında. Sadece hangi hesabı kullanmanız gerektiğini bilmeniz lazım. Bunu da zaten hesapları tanıdıkça beynimize yerleştirip, hafızamıza yerleştirip ilerliyoruz. Sonra şimdi bir de burada biz mallarımızı rehin olarak vermiştik. Bakın, 1500 lira kredi alıyoruz bankadan avans şeklinde. Karşılığında da 1750 TL değerindeki malımızı rehin olarak bankaya veriyoruz. Yani malları depodan çıkarıp bankanın önüne yığmıyorsunuz. Mallar hala deponuzda. Hala sizin mallarınız. Ama sadece bankanın artık o malların üzerinde teminatı, değil mi? Rehini var. Dolayısıyla sen o malları kafana göre alıp satamazsın. Bu bilgi önemli bir bilgidir. Bu bilgiyi üçüncü kişiler bilmek isterler. Sana da lazımdır bu bilgi. Unutmaman gerekir. Dolayısıyla bunu da kaydetmemiz gerekir. Ama burada baktığınızda herhangi bir mali nitelikteki işlem söz konusu değil. Yani mallar deponuzda duruyor. Size ait mülkiyeti, sadece üzerine banka rehin koydu, teminat koydu. Böyle işlemleri arkadaşlar nazım hesaplara kaydederek anlatırsınız. Yani herhangi bir mali değişim yaratmayan, varlık, kaynak, gelir, gider unsurlarında herhangi bir değişim yaratmayan işlemleri nazım hesaplar dediğimiz hesaplarda kaydederek anlatırsınız. Burada biz 14 Ağustos tarihinde kredi çektiğimizde 1750 lira değerinde malımızın üzerine de teminat koydurduk banka tarafından. Bankaya rehin ettik yani. 9 nolu grup nazım hesapların yer aldığı gruptur. Tek hesap planında 9 nolu gruba baktığınızda orada herhangi bir hesap kodu ya da hesap adı görmezsiniz. Neden? Çünkü bu hesapların kodunu ve adını biz veririz, biz belirleriz. Bu hesaplar mali nitelikteki olmayan durumları anlatmak için kullandığımız hesaplar olduğu için sadece o durumu anlatan bir isim verirsiniz hesaba. Kodlamayı da şöyle yaparsınız. Genellikle borç tarafında yer alan hesaba ilk kayıtta çift sayı, alacak tarafında yer alacak hesabı ise borç tarafındaki kodun bir numara büyüğü olan tek sayı bir kod belirlersiniz. Böylece hesapların ne taraftan çalıştırıldığını da anlatmış olursunuz. Şimdi burada mallarımızı rehin olarak vermişiz. Burada bakın bir kod uyduruyoruz. Şimdi 920, buna 900 de, 910 de. Şimdi piyasada belli bir yerleşmiş anlayış var bu kodlarla hesap isimleriyle ilgili ama hesap sınıfında bu grup boş. Diyor ki adını istediğin gibi ver kardeşim. Kodlamayı yaparken de borç tarafına yazacağın hesabı çift sayı kod yaz diyor. 920 kıymetlerimiz teminat alanlar. Detay bir açıklama daha yapalım diye 920.01 alt hesap kullanmışız. Z Bankası. Buraya mallarınız teminat alanlar Z Bankası diyebilirsiniz. 1750 lira değerinde kıymetimiz Z Bankası tarafından teminata alınmış. Ayrıca çift taraflı kaydetme gereği biliyorsunuz hem borç hem alacak tarafından bir hesap çalıştırmamız gerekiyor. Burada da alacak tarafına da hesabın bir numara büyük koduna sahip tek sayı kodlu bir tek sayı
bir kod veriyoruz. 921 teminattaki kıymetlerimiz. Neymiş bu kıymetlerimiz? Alt hesapta hemen 921.01 rehindeki mallar diye açıklıyoruz 1750. Bakın bu kayıt sizin varlık kaynak gelir gider durumunuzu değiştirmiyor. Zaten bir değişim de olmadı, değil mi? Depodaki malların üzerinde bankanın rehini var artık. Bu bilgiyi veriyorsun. O yüzden de nazım hesapları kullanıyoruz. Bu kayıt önemli. Çift sayı, tek sayı mevzu da önemli. Mesela borç tarafında yer alıyorsa çift sayı kodlu hesap, ilk kayıt yapıldığını, yeni açıldığını bu hesabın anlarsın. Alacak tarafında da tek sayı kodlu hesap yer alıyorsa bu hesaplar yeni açılmış. Niye önemli bu bilgi? Çünkü bu kaydı daha sonra kapatmamız gerekecek. Ne zaman? Mallarımız üzerinde bankanın rehini kaldırıldığında. Şu an bu hesaplar açıldı. Vade tarihi geldiğinde 4 ay sonra borcumuzu ödemişiz. Hemen bunu da anlatacağız. 14-12-2021 vade tarihi, borcun vadesi sonunda. Bakın ne oldu? Bankaya götürdük, 1500 lira para verdik. 1500 lira ödeme yaptık. 1500 lira ödeme yapınca artık benim bankaya 1500 liralık bir borcum, kredi borcum kalmadı gerçek hayatta. Muhasebe dünyasında bunu anlatmak için de 300 banka kredileri hesabına 1500 azalış kaydediyorum. Hesabı YM defterinde borç tarafına solüs köşeye yazarak kaynak hesaplarında azalışlar çünkü böyle anlatılır. Diyorsun ki bankaya olan kredi borcum azaldı. Çünkü bunu ödedik değil mi biz? Bir de burada bir mutsuzluk var. 100 lira daha ödedik biliyorsunuz faiz olarak. Ödeyince bu bizi mutsuz etti. Bu ne demek? Bu işlem sonucu benim 100 liralık da bir giderim ortaya çıktı. Bu giderin adı ne? Finansman gideri. Neden? Çünkü finansman ihtiyacımı karşılayabilmek için bu krediyi almıştım, bankadan bu borcu almıştım. Bunu anlatmak için de 780 finansman giderleri hesabını kullanırsınız. Gider ve maliyet hesapları borç tarafından çalışır. Hesapların işleyişini bilmek önemli arkadaşlar. O yüzden gerçek hayatta 100 liralık bir artış meydana geldi finansman giderlerinde. Bunu da 780 finansman giderleri hesabına 100 artış kaydederek anlattım. Toplamda 1600 lira ödeme yaptım. Param azaldı bu kadar yani. Para benim varlığımda öyleyse 1600 liralık bir varlık azalışı var. Gerçek hayattaki nakit paramı soyut dünyada izlediğim 100 kasa hesabına da 1600 azalış kaydediyorum. Alacak tarafın hesabını tutarı yazarak. Çünkü işleyiş prensibi böyle söylüyor bize. Şimdi banka olan kredi borcumuzu ödeyince artık mallarımızın üzerindeki rehinde ne oldu? Kalktı. Öyleyse daha önce yapmış olduğum nazım hesaplarla vermiş olduğum bilgiye de ihtiyacım kalmadı. Yapmış olduğum nazım hesap kayıtlarında kaydıyla açılmış olan nazım hesapları da kapatacağım. 14-12-2021 tarihinde ters çevirip kapatıyoruz. Bir hesabı kapatmak demek borç alacak tarafındaki tutarları defteri kebire yansıyor ya bu tutarları eşit hale getirmek demekti. 920 kıymetlerimiz teminat alanlar 920.01Z Bankası hesabını alacak tarafına 1750 tutar kaydedip direkt bu hesabı kapatıyorum. Aynı zamanda 921 teminattaki kıymetlerimiz 921.01 rehindeki mallar adını taşıyan hesabı da ters çevirip kaydediyorum. Borç tarafını 1750 tutar kaydederek bu hesabı da kapattım. Çünkü artık böyle bir bilgiye ihtiyacım kalmadı. Bakın şu şekilde bir nazım hesap sınavda diyelim ki size bu kaydı verir. Bu kayıt hangi işleme aittir derse mesela rehindeki malların geri alınması veya mallar üzerindeki bankanın koyduğu rehinin kaldırılması dersiniz. Çünkü niye? Dedik ya çift sayı kod alacak tarafında tek sayı kodlu hesap borç tarafında ise bu hesaplar kapatılmış demektir. Açılışları biliyorsunuz tam ters şekilde oluyor. O yüzden bu detay önemli çift sayı tek sayı kod muhabbeti. İsimlerinden çok anlamak mümkün olmayabiliyor hesapların. Ne taraftan çalıştığını biz belirliyoruz yani nazım hesaplarında verdiğimiz kodlarla. Şimdi bir de borçlu cari hesap şeklinde krediler var. Şimdi avans şeklinde nakit krediler dedi ki ikiye ayrılır. Avans şeklinde krediler ve borçlu cari hesap şeklinde krediler. İkisi arasındaki fark şudur. Nakit avans şeklinde kredilerde siz bankadan kredi istediğinizde tek seferde size belli bir nakit tutarda krediyi verir. Belli bir vade sonunda da siz tek seferde onu geri ödersiniz işleyen faiziyle beraber. Borçlu cari hesap şeklinde kredilerde ise durum biraz daha farklıdır. Bankadan siz kredi istediğinizde banka size belirli limitler dahilinde bir kredi tanımlar. Mesela der ki ben işte sana 300 bin lira limitli kredi hesabı açıyorum. Bu şu demek yani. Ben de bu kadar kredibilitem var. İstediğin zaman 300 bin liraya kadar istediğin tutarda krediyi kullanabilirsinler. Biz de bu şekilde bu
O tanımlama yapıldığında paraya ihtiyacımız doğrultusunda o tanımlanan limite kadar istediğimiz zaman peyderpey krediyi çekebiliriz. Tek seferde de çekebilirsiniz. Arada da para buldukça ödersiniz borcunuzu bankaya. Böyle bir süreç vardır burada işleyen. Aradaki fark budur. Avans şeklindeki kredilerde tek seferde parayı alıp vade sonunda tek seferde ödüyorsun. Burada parça parça borcunu, krediyi kullanıp para buldukça da parça parça ödüyorsun. Bu tür krediler borç ticari hesap şeklinde kredilerde kendi içinde üçe ayrılır. Açık kredi, kefalet karşılığı kredi ve maddi teminat karşılığı kredi. Açık kredi dediği şudur. Banka size herhangi bir güvence istemeden belirli limitler dahilinde kredi tanımlar. Çünkü niye? Sizi güçlü bir işletme olarak görüyordur. Borcuna sadık, güvenilir bir işletme olarak görüyordur. O yüzden herhangi bir güvence istemez. Size bir limit açar, krediyi kullanırsınız. Kefalet karşılığı kredide durum biraz farklıdır. Banka bir kefil ister. Aynı gerçek hayatta bizden de istenebildiği gibi. Kefil göstermeniz gerekir bir başka işletme ya da bir şeyi, kuruluşu. Onun karşılığında size krediyi verir. Maddi teminat karşılığı kredi de avans şeklindeki kredilere biraz benzer aslında. Şu yönüyle siz yine bankaya bir güvence verirsiniz. İşte depodaki mallarınız, binanız, bir taşıtınız, maddi değer sahip bir varlığınızı bankaya güvence olarak gösterir. Yani teminat olarak gösterir. Krediyi o şekilde tanımlatabilirsiniz. Üç farklı türü vardır. Şimdi açık kredi şeklindeki borçlu cari hesap. Aslında aralarındaki tek detay farklar bunlar ama bir örnek üzerinden de tekrar bir görelim. Az önce söyledim. Yüksek kredibiliteye sahip, mali yapısı güçlü, herhangi bir risk taşımayan işletmelere bankaların verdiği kredi türüdür. Açık kredi şeklindeki borçlu cari hesap. Bir örnek üzerinden nasıl muhasebe dünyasında bunu kaydediyoruz, gösteriyoruz. İsterseniz ondan da bahsedeyim biraz. Örneğimiz şu şekilde. Gördüğünüz gibi bayağı bir işlem gerçekleşmiş bankayla işletme arasında farklı tarihlerde. Hepsini şimdi tek tek okumayacağım. Çünkü her birini zaten okuyacağız ve kaydını yapacağız sırasıyla. İlk işlemimiz 13.10.2021 tarihinde gerçekleşmiş. İşletmemiz A Bankası'ndan 35.000 TL limitli borçlu cari hesap şeklinde kredi sağlamış ve aynı gün bu hesaptan 10.000 lira çekmiştir diyor. Şimdi banka bize güveniyor, itibarlı bir işletmeyiz. Bana kredi lazım diyoruz. O diyor ki sen 35.000 lira limite kadar kredi hesabı açıyor. İstediğin kadar gel kullan. Tamam dedik. Şimdi bu bizde herhangi bir değişim yaratmıyor bakın. 35.000 lira limitli kredi hesabım var. Borçlu cari hesap diyor, deniyor buna. Bankada oluyor bu tabii. Bankanın açtığı bir hesap. Bizim vadesiz mevduat gibi düşünmeyin bunu. Hak tanıyor size. Hak açıyor. Belli limitler dahilinde. Gel kullan kardeşim, bu kadar kredi tanıyorum sana diyor. Biz de şimdi mesela bunu dediğinde herhangi bir şey değişim olmuyor. Biz o paradan ne kadar krediyi çekersek o kadar borcumuz ortaya çıkar. Dolayısıyla bu 35 bin lira tutarla ilgili herhangi bir kayıt yapmamıza gerek yok. Aynı gün diyor ki işletme bankadan 10.000 TL çekmiştir. İşte bu 10 bin lirayı çektiği anda işletmenin bir kere elinde 10 bin lira parası oluyor artık. Diyor ki param arttı. Varlıktı para benim için. Öyleyse bir varlık artışı var. Bunu da anlatmak için 100 kasa hesabına 10 bin artış kaydettim. Sol üst köşeye yazarak hesabı. Aynı zamanda ben bu parayı alınca borcum da arttı. Ne borcu? Kredi borcu. Kime? Bankaya. Öyleyse bir kaynak, borç benim kaynağım ya. Öyleyse borç arttı demek, kaynağım arttı demektir. Bu borcumu yani kaynağımı muhasebede anlattığım, gösterdim. Hesap olan 300 banka kredileri hesabına da artış kaydediyorum 10 bin. Aynı bakın aslında avans şeklindeki kredilerde yaptığım kaydın aynısı. Ben bu kaydı yaptığımda muhasebe dünyasında 300 banka kredileri hesabı açılmış oldu. Biliyorsunuz YM defterine kayıt yaparken hesaplar üzerinden kayıt yaparız. Dolayısıyla yaptığımız kayıtlar sonucu defteri kebirde bu hesaplar açılır. Biz hesapları defteri kebirde görürüz. Defteri kebirde 300 banka kredileri hesabının alacak tarafına bakın 10 bin tutar geldi. Kaydettim YM defterine, sınıflandırdım defteri kebirde. Sınıflandırma çok basittir aslında. YM defterine kaydettiğiniz her hesap için defteri kebirde bir sayfa açılır. Bu da şu an diğer hesaplarla ilgilenmiyorum. Banka krediler hesabı bizim üzerinde durduğumuz hesap olduğu için sadece onun defteri kebir sayfasına bakacağız. Bakın 300 banka krediler hesabının adı yazıyor. Borç tarafı, alacak tarafı. Sadece o taraf yani Burhan tarafı, Ali tarafı gibi. Hesabın alacak tarafına YM defterinde 10 bin tutar yazılmış. Bunu büyük defteri kebirde alacak tarafına aktardım. Bu şekilde hesap açıldı. Şimdi devam edelim. Bu hesabımız açıldığı için defteri kebirde şu kenarda dursun.
İşletme 21.10.2021 tarihinde A Bankası'ndaki hesaptan 5.000 TL daha çekmiş. Bakın 5.000 lira daha para aldım. Hemen defterini açıyorum. Tarihimi attım. Ne oldu? Bu işlem sonucu param arttı. Muhasebede bunu anlatmak için yüz kas hesabına 5.000 artış kaydettim. Başka ne oldu? Bu parayı aldığım için borcum da arttı. Yani bir kaynağımda artış meydana geldi. Bankaya olan kredi borcum arttı, başka bir işte. Bunu da 300 banka krediler hesabına 5.000 artış kaydederek anlattım. Gördüğünüz gibi. YM defterinde 300 banka krediler hesabı yine kullanıldı. Alacak tarafında 5.000 tutar var. Bunu alıyorum buradan. Defter 2.1'de ilgili hesabın olduğu sayfayı açıp onun alacak tarafına bu tutarı aktarıyorum. Kaydettim, sınıflandırdım. Muhasebenin işlevleri. Geçen dönem gördünüz. Sonra ne olmuş? 19.11 tarihinde işletme A Bankası'ndaki borçlu cari hesaba 7.000 lira yatırmıştır diyor. Ne dedik? İhtiyaç duydukça size tanımlanan kredi limitinden krediyi kullanırsınız. Para buldukça da ödeme yaparsınız. İşletme belli bir yerden para bulmuş. 19.11 tarihinde banka demiş ki kredi borcum vardı. Bir kısmını en azından ödeyeyim. 7.000 lira para ödemiş, bakın. Para yatırmış bankadaki borçlu cari hesaba. Bu işletmenin hesabı değil. Bankanın işletme için tanımladığı kredi hesabı. Şimdi ne oldu bu işlem sonucunda? Bir kere bakın. Gerçek hayatı düşünün. Her zaman bir işlemi muhasebe dünyasında nasıl kaydedeceğinizi bulmak için. Ne oldu? Gittin bankaya para verdin, para ödedin, para yatırdın. Paran azalır değil mi böyle bir durumda, elindeki para? O zaman diyorsun ki elimdeki para azaldı. Bu para benim için bir varlıklı, bir varlık azalış var. Elimdeki parayı, yani kasamdaki parayı, muhasebede izlediğim hesabı da azaltmalıyım. Bu hesap 100 kasaydı. Azalışı da hesabı aşağıya çizginin iç tarafına, yemeği defterinde, başka bir de işte alacak tarafına yazarak anlatıyorum. 7.000 azalış kaydetti. Ben bu parayı ödeyince param azaldı, ama bir de ne azaldı? Bankaya olan kredi borcu. Başka bir işle bir kaynağım azaldı. Kaynaklardaki azalışta ilgili kaynak hesabını YM defterinde sol üst köşeye yazarak, yani borç tarafını yazarak anlatılır. Borç tarafını YM defterinde 300 banka kredileri hesabının 7.000 tutar yazıyor. Buradaki borç tarafı derken gerçek hayattaki manasını yüklemeye çalışmıyorsun bu kelimenin üzerine. Burhan tarafı, sol üst taraf gibi demek yerine böyle diyoruz. Yine bir 300 banka krediler hesabına kayıt yapıldı YM defterinde. Bakıyorum bu sefer hesabın borç tarafına 7.000 tutar yazılmış. Ne diyorduk? Kaydettik. Hemen ardından sınıflandıracağız. Açıyorum defteri 2.1'de 300 banka kredilerinin olduğu sayfayı ve hesabın borç tarafına 7.000 tutar yazıyorum. Kaydettim, sınıflandırdım. Devam edelim. İşletme satıcı B'ye olan 4.000 TL borcunu 15.12.2021 tarihinde A Bankası'ndaki kredi hesabından ödemiştir. Şimdi burada bir işlem gerçekleşmiş. İşletme olarak satıcıya bir borcumuz varmış. 4.000 lira. Bunu kredi kullanarak ödemişiz. Bakın, bankadan kredi çekerek ödemişiz. Söylediği bu aslında burada. Satıcı kimdir? Bir şeyler satanlar. Biz neyiz? Ticari işletme. Ne yapıyoruz? Bir şeyler alıp onu satıyoruz. Demek ki biz mal, tabii bir şey dedim. Mesela gömlek alıp satıyoruz diyelim ki. Satıcıdan almışız malları ve borçlanmışız. Nasıl borçlanırız? Bir şey ödememişiz malları alıp. Şimdi ise bunu ödüyoruz, değil mi? Gerçek hayatta işletme satıcılara olan borçlarını muhasebe dünyasında hangi hesapta yazıyordu? 320 satıcılar hesabı. Bu hesabı da daha önceden tanıdınız. Çok kullanıldı. Veresiye kredili mal alımlarından doğan borçlarımızı izlediğimiz, gösterdiğimiz hesaptı. Şimdi ise işletme satıcı olan borcunu ödemiş. Bir kere ne olur burada? Gerçek hayatta bir borcu azalmış olur. Borç neydi? Kaynak, da aynı zamanda borç eşittir kaynak diyoruz. O zaman bir kaynak azalış var. Kaynaklardaki azalış nasıl anlatılır? İlgili kaynak hesabı sol üst köşeye, borç tarafına yazılarak anlatılır. Burada satıcıya olan borçlarımı izlediğim hesabı azaltmam gerekiyor. Bu hesap 320 satıcılar hesabıydı. Hesaba 4.000 azalış kaydetti. Diğer taraftan ben bu borcu nasıl ödedim? Bankadan kredi çekerek, kredi kullanarak. Yani bankaya olan borcum arttı. Değil mi? Bakın, bir borcum azalırken başka bir borcum arttı. Öyleyse bu borcumu, yani bu kaynağı muhasebe dünyasında izlediğim, takip ettiğim hesabı arttırmam lazım. Bu hesabı zaten tanıyoruz artık. 300 banka kredileri hesabı 4.000 artış kaydetti. Bir kaynağım azalırken başka bir kaynağım artmış olur. Yine 300 banka kredileri hesabı kullanıldı. Hesabın alacak tarafına 4.000 tutar kaydedildi YM defterinde. Defteri 2.1'i açıyorum. Hesabın alacak tarafına 4.000'i aktarıyorum. Kaydettim, sınıflandı.
Sınıflandırma defteri 2.1'de yapılıyor ve sınıflandırma yani defteri 2.1'deki hesaplar da biz bütün hareketleri bir arada görüyoruz baktığınız gibi. Şey gördüğünüz üzere. Soruyu bitirelim zaten defteri 2.1 üzerine biraz daha konuşacağız. E şıkkında diyor ki 31.12.2021 tarihinde işletmenin A bankasındaki kredi hesabına 1.200 TL faiz tahakkuk etmiştir. Bir taraftan şöyle oluyor. Biz şimdi krediyi kullanmaya başladık ya. Siz borcu aldığınız anda banka faiz işletmeye başlıyor. Ve dönem sonları itibariyle size ekstre gönderiyor. Diyor ki bak diyor bana olan kredi borcuna bu kadar faiz işlet. Bu bilgiyi aldığında bir kere mutsuz oluyorsun. Değil mi? Kimse faiz, borca faiz ödediğinde mutluluk duymaz herhalde. O zaman diyorsun ki bu benim için bir gider. Ben bunu yazmalıyım gider olarak. Bu mutsuzluğumu muhasebe dünyasında da anlatmalıyım. Bu tür giderlere biz finansman gideri diyorduk. 1200 lira faiz tahakkuk etmiş, faiz işlemiş. Öyleyse benim 1200 liralık bir giderim ortaya çıktı demektir. 780 finansman giderleri hesabına 1200 artış kaydediyorum. Bak şu şekilde. Gider hesapları borç tarafından çalışır. Gerçek hayatta giderlerin arttığında soyut dünyada ilgili gider hesabının borç tarafına yazarak anlatırız. Bir de tabii ben bu ne oluyor? Banka diyor ki bu kadar faiz işledi. Bana olan borcum bu kadar arttı diyor aslında başka bir deyişle. Bankaya olan kredi borçlarımı izledim. Hesabı da arttırmam gerekiyor. Dolayısıyla 300 banka kredileri hesabına 1200 artış kaydettim. Yine 300 banka kredileri hesabı YM defterinde kayıtta kullanıldı. Hesabın alacak tarafına 1200 tutar gelmişti. Yazılmıştı. Bunu alıyorum defteri 2.1'de. Hesabın alacak tarafına aktarıyorum. Şimdi bu şekilde bakın bankayla olan kredi ilişkinde bu tür hareketler, işlemler gerçekleşmiş ve bunları ben YM defterine yaptığım kayıtlarla anlatmışım. Defteri kebirde yani sınıflandırmanın yapıldığı defterde bir unsura bir hesaba ilişkin bütün hareketleri bir arada görürsünüz. Şimdi böyle baktığımızda bakın işletmenin bankaya olan kredi borçları ile ilgili hareketleri izlediğimiz hesabın alacak tarafında ve borç tarafında bir takım tutarlar biriktiğini görüyoruz. Buraya bakarak bütün banka kredileriyle ilgili hareketleri görebilirsin. YM defterinde ise bunu böyle görmek mümkün değil. Çünkü ayrı tarihlerde kayıt yapıyorsun. Arada bir sürü başka YM kayıtları oluyor. Defteri kebir bize tek bir bakışta hesabın durumunu görmemizi sağlıyor. Burada da işletmenin banka olan kredi borcunun ne kadar olduğunu bize bu hesabın kalanını söyleyecek. Hesabın kalanını nasıl buluyorduk? Alacak tarafındaki tutarları topluyorduk 20.200. Borç tarafındaki tutarları topluyorduk 7.000. İki tarafı birbirinden çıkartıyorduk. Büyük olan tarafın adıyla kalanı söylüyorduk. Hesap 13.200 alacak kalanı veriyor bakın. Yani işletmenin halihazırda an itibariyle bankaya 13.200 lira kredi borcu varmış. Bu hesap bize bunu bu şekilde söylüyor. Bu hesabın kalanını bulma işlemini de yine geçen dönem genel muhasebe 1'de öğrendiniz. Nakit olmayan kredilerden biraz bahsedelim. Bakın adı üstünde herhangi bir nakit hareketi yok. Banka aslında burada işletmeye kefil oluyor. İşletmeye güvence veriyor başkalarının nezdinde. Mesela diyelim ki işletme bir ihaleye girecek. İhaleye girerken ihaleyi açan kurum şunu ister. Ya işletme ya ben bu işi vereceğim ama bu işi yapacak finansman kaynağı var mı? Bunu görmek ister. Böyle durumlarda da mesela teminat mektubu alır bankadan işletme. O mektupta da şöyle yazar banka. Der ki ben bu işletmeye 500 milyon TL'ye kadar finansman sağlayabilirim, kredi verebilirim. Şimdi mesela bu önemli bir şeydir. İhaleyi verecek kurumda evet ben bu işi işletmeye versem bu işi kotaracak kaynağı parası var diye söyler. Ve ihaleyi verir. Böyle bir ilişkide baktığınızda banka ile işletme arasında herhangi bir para hareketi gerçekleşmez aslında. Sadece bir mektup vardır. Orada bir şeyler yazıyordur, güvence yazıyordur. Ama bu da önemli bir bilgidir. Bu bilgiyi de anlatmamız gerekir muhasebe dünyasında. Şimdi peki bunun için de nazım hesapları kullanmışsınız. Nazım hesaplarda bu parasal hareketin olmadığını fakat önemli olan mali nakitte olmayan bilgileri verirsiniz. Az önce de bir nazım hesap kaydı yaparak görmüştük. Şimdi 30 mali borçlarda 300 banka kredileri hesabını tanıdık. Bankaya olan kredi borcun uzun vadeli ise 400 banka kredileri hesabını kullanıyorsun. Bir diğer hesap burada 305 çıkarılmış bonolar ve senetler.
Bu arkadaşlar işletmenin kısa vadeli borç ihtiyacını sağlamak üzere ihraç ettikleri finansman bonoları gibi menkul kıymetleri kaydettikleri hesaptır. Yani işletme kısa vadeli borç almak için bir kağıt çıkartabilir. Mesela kağıdın üzerinde şöyle yazar: 3 ay vadeli %20 faiz oranlı 50 bin TL borç aldım imza işletme diye bir kağıt hazırlar. Bu kağıdı satarsa, ihraç ederse bu şu anlama gelir: kısa vadeli borç almış demektir. Bu borcu nasıl aldı? Bono çıkartıp satarak, ihraç ederek. İşte bu tür borçlarınızı 305 çıkarılmış bonoların senetler adını taşıyan hesaplarda gösterirsiniz. Hesapta gösterirsiniz. Finansman bonolarının vadesi 1 yıldan azdır ve iskontolu olarak ihraç edilirler. Nominal bedeller üzerinden de kaydedilirler. Nominal bedel dediğimiz şey üzerinde yazan değerdir. Bonun üzerinde yazan değerdir. Az önce söyledim ya, bir bono uydurdum. İşte 3 ay vadeli 120 faiz oranında 50 bin TL tutarında borç aldım. O 50 bin TL nominal değerdir. Tabii iskontolu olarak ihraç şudur: o kağıdın üzerinde 50 bin yazıyor ama sen onu tutup 40 bine satarsın. Bu ne demek? İskontolu ihraç etmek demek. Yani bunu neden yapıyorsun burada? Aslında 50 bin lirayı borç aldım diye yazdığın bir kağıdı 40 bine satıyorsun. O parayı, o borcu daha hızlı bir şekilde, daha kolay bir şekilde bulabilmek için bunu yapıyorsun. Aslında o kağıdı verdin, sattığın kişiye de şunu diyorsun: ya ben senden 40 bin lira alıyorum. Bu kağıdın üzerinde bak 50 bin yazıyor. Sen vade sonunda ben sana 50 bini ödeyeceğim. Yani baştan ne kadar para ödeyeceğini fazladan da söylemiş oluyorsun. Bir taraftan da süre geçtikçe tabii belli bir faiz işliyor borca. Faiz kullanım bedelidir. Paranın zaman değeriyle ilgili olarak ortaya çıkar. Şimdi peki burada ne oluyor? Sen şimdi 50 bin lira yazan bir kağıdı 40 bine ihraç ettiğinde bonoyu, bir kere mutsuz oluyorsun. Ha, diyorsun ki benim işim bir gider, finansman gider. Paraya ihtiyacım olduğu için ben bu işlemi yapıyorum. Bir işlemde eğer paraya sıkışık olduğunuz için, paraya ihtiyaç duyduğunuz için borçlanıp bundan dolayı bir gidere katlanıyorsanız buna finansman gideri denir. Ama siz o kağıdı ihraç ettiğiniz tarihte henüz o gideri finansman gideri olarak yazamazsınız. Çünkü finansman gideri, diğer adı neydi? Faiz gideri, değil mi? Süreyle olur. Süre geçtikçe gerçekleşir. Henüz sen daha yeni almışsın borcu. Bir süre geçmemiş. Dolayısıyla doğrudan bu tutarı, o iskontoyu, yani 50 bin liralık kağıdı 40 bine sattın örneğindeki gibi 10 bini tutup finansman gideri olarak yazamazsınız sana. Vadenin geçmesi lazım. O giderin oluşması, gerçekleşmesi için. Diğer taraftan bir de siz 50 bin lira nominal değerli, hep 50 bin diyorum, az önce uydurduğum örnekten dolayı diyorum, bonoyu 40 bine sattığınız bilgisini de vermeniz gerekir. Yani borcunuzun net değeriyle gözükmesi gerekir bilançoda. O yüzden bu iskontolu ihraçlarda nominal değerle ihraç tutar arasındaki farkı 308 menkul kıymetler ihraç farkları adını taşıyan hesapta muhasebeleştirirsiniz. Şimdi bir örnek üzerinden bu anlattıklarımızı uygulamalı olarak görelim isterseniz. T Anonim şirketi nominal değerleri toplamı 100 bin lira olan 90 gün vadeli finansman bonosunu 80 bin TL net değeriyle satmıştır. Bonoların satışında ve vade sonunda yapılması gereken kayıtları gösteriniz demiş. Öncelikle bonoların satışındaki kaydı yapalım. Bakın, bir kere ne yaptık? 100 bin TL nominal değerli finansman bonosunu 80 bin liraya satmışız. Yani 80 bin lira para aldık. Menkul kıymet alım satımları bankadaki hesaplar üzerinden gerçekleşir. Yani para hareketleri bankalar üzerinden gerçekleşir. Ben bu satışı yaptığımda 100 bin lira nominal değerli bonoyu ihraç edip sattığımda para benim bankadaki hesabıma yatar dolayısıyla. O yüzden bankada bir kere param arttı. Bir de ayrıca ne oldu? Bir borcum ortaya çıktı. Borcumda bir artış meydana geldi. Bu borç nasıl bir borç? Bonu çıkartarak, ihraç ederek aldığım bir borç. Önce bunu kaydetmişiz. Önce ne yapıyorum o zaman? Gerçek hayatta borçlarımda, yani kaynaklarımda artış meydana geldi. Bu borcumu izlediğim hesap olan 305 çıkarılmış bonolar ve senetler hesabına da artış kaydediyorum. Hesabın alacak tarafına 100 bin tutar yazarak YML defterinde. İşleyiş kuralı öyle ya, kaynak artışlarını ilgili kaynak hesabının alacak tarafını yazarak anlat diyor. Ayrıca ne dedik? Paramız arttı. Para nerede? Bankada. Bankadaki param arttı. Gerçek hayatta bankadaki paramı izlediğim varlık hesabı olan 102 bankalar hesabına da artış kaydediyorum. Varlık hesaplarında artışı nasıl anlatıyorduk? İlgili varlık hesabını sol üst köşeye yazarak anlatıyorduk YML defterinde. Yani borç tarafını yazarak. 102 bankalar hesabına 80 bin artış kaydettim. Neden? Çünkü 80 bin lira para geldi.
Ne dedik? 100 bin lira değerinde bir kağıt ihraç ettik, bunu ihraç ettik. Karşılığında 80 bin lira aldık. Üzgünüz, mutsuzuz. Ama bu şu an gerçekleşmedi henüz. Çünkü finansman gideri süreyle oluşuyordu, değil mi? Faiz gideri ya diğer adı. Bir de ben 100 bin liralık borcumun net değerinin 80 bin lira olduğunu göstermem lazım. O yüzden bu ihraç farkını 308 menkul kıymetler ihraç farkları adını taşıyan hesaba kaydediyorum 20 bin. Bakın bu 3 kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap sınıfında 30 mali borçlar grubunda yer alan bir kaynak hesabı gibi görünüyor, değil mi? Kaynak hesaplarından artışı alacak tarafına yazarak anlatırız dedik. Yani ilk kayıt ve hesapların açılışı alacak tarafından gerçekleşir dedik. Ama burada niye sol üst köşeye yazdık bunu borç tarafına? Çünkü bu pasifte yani kaynaklar içinde yer alan bir düzenleyici hesap. Düzenleyici hesaplardan daha önce aktifteki hesapları, varlık hesaplarını anlatırken de bahsetmiştik. Geçen dönemde tanıdınız. Ve düzenleyici hesaplar ters mantıkla çalışır deriz. Yani kaynaklar içinde pasifi düzenleyen hesaplar aynı varlık hesapları gibi, aktif hesaplar gibi çalışır. Yani ilk kayıt alacak tarafına değil, borç tarafına yapılır pasif düzenleyen hesaplarda. O yüzden bu hesapta artışı borç tarafına yazarak anlattım. Düzenleme kelimesi burada eksiltme, azaltma anlamına geliyordu hatırlayacak olursanız. Yani düzenleyici hesaplar düzenlediği hesabın değerini eksiltir, azaltır. Hemen şimdi bir bilanço çizecek olsanız, bilançonun pasif tarafında 30 mali borçlar grubunda 305 çıkarılmış bono ve senetler hesabı 100 bin olarak gözükecek ya, onun altında da 308 menkul kıymetler ihraç farkları hesabı 20 bin olarak gözükecek. Mali borçlar grubu içinde başka hiçbir borcunuz olmadığını düşünelim. Grup toplamı 80 bin olacak. 100 bin eksi 20 bin 80 bin eder. Yani işletmenin üçüncü kişiler o bilançoya baktığında şunu diyecek. İşletme 100 bin liralık nominal değerli bir bono çıkartıp satmış, borç almış. Ama bunu 80 bin liraya satmış. Yani net değeri borcunun 80 bin lira diye söyleyecek. Varlıklarımız ve kaynaklarımızı net değeriyle bilançoda göstermemiz gerekir. Bunun için de düzenleyici hesaplar kullanırız. Bu bilgiyi verdik. Vade sonu geldiğinde 90 gün vadeliymiş. 3 ayın sonunda aldığımız borcu geri ödeyeceğiz, değil mi? Yani o bonoyu ihraç etmiştik ya satmıştık. Vatandaş gelecek, kağıdı getirecek bonoyu. Alacağız, bakacağız 100 bin yazıyor. Yani diyeceğiz tamam 100 bin lira para vereceğiz sana. 100 bin lira ödemeyi yaptık. 102 bankalar hesabı 100 bin azalış kaydettim. Param azaldı çünkü. Ben bu parayı ödeyince borcum da azaldı. Hangi borç? Şu borç. 305 çıkarılmış bonolar ve senetler hesabında kayıtlı olan muhasebe dünyasında görünen borç artık yok gerçek hayatta. Öyleyse soyut dünyada da yok etmeliyim. 305 çıkarılmış bonolar ve senetler hesabını 100 bin azaltıyorum borç tarafına yeme defterinde yazarak. Bu ikinci borç kelimesine anlam yüklemiyordum. Sol üst köşeye yazdım. Bir hesabı kapatırsanız onun değerini düzenleyen düzenleyici hesaba da ihtiyacınız kalmaz. Onu da kapatmanız gerekir. 305 çıkarılmış bonolar ve senetler hesabını düzenleyen 308 menkul kıymetler ihraç farkları hesabına da artık ihtiyacım kalmadı. Bu hesabı da kapatmam gerekiyor. Çünkü düzenlediği hesap yok artık. 305'i kapattık. 308'i kapatmak için de ters çevirip yine kaydediyorum. Bir hesabı kapatmak demek borç ve alacak tarafındaki tutarları eşit hale getirmek demektir. Değil mi? Defteri kebirde. Bunun için de 308 menkul kıymet ihraç farkları hesabını pardon, alacak tarafını 20 bin tutar kaydediyorum, azaltıyorum ve bu hesabını da kapattım. Geriye ne kaldı? Mutsuzluk. 20 bin lira ne benim için? Finansman gelir, değil mi? Finansman ihtiyacımı karşılamak için katlandığım bir bedel. Yani 308 menkul kıymetleri ihraç farkları hesabındaki şu tutar aslında neye dönüştü? Finansman giderine dönüştü. Bunu da anlatmak için 780 finansman giderleri hesabına 20 bin artış kaydediyor. 308 menkul kıymetler ihraç farkları hesabı demek ki neye dönüşüyormuş? Finansman giderleri hesabına dönüşüyormuş borcun vadesi sonunda. Olay bu. Bono çıkartarak kısa vadeli borç alabilirsiniz. Bir yıldan daha kısa vadeli. Peki uzun vadeli borca ihtiyacınız olamaz mı? Olabilir değil mi? Bir yıldan daha uzun vadeli borç da ihtiyaç duyabiliriz. Böyle bir durumda da arkadaşlar tahvil çıkartırsınız. Birazdan ona da değineceğiz. Şimdi burada 303 uzun vadeli kredilerin ana para taksitleri ve faizleri
ile 304 tahvil ana para, borç taksit ve faizleri adını taşıyan hesaplar görüyoruz 30 mali borçlar grubunda. Şimdi bu hesapların her ikisi de aynı amaca hizmet ediyor. Aynı amaçla oluşturulmuşlar. Nedir bunların amacı? Uzun vadeli borçlarımızın vadesi bir yılın altına düştüğünde kısa vadeli gruba aktarmamız gerekiyor. Üç nolu gruba. İşte o aktarımda bize yardımcı olan hesaplar. Mesela bankadan uzun vadeli bir kredi çektiğinde bunu 400 banka krediler hesabına kaydedersin. Bankaya olan uzun vadeli kredi borcunu. Borcunun vadesi bir yılın altına düştüğünde ise bunu anlatman gerekir tam açıklama kavramı gereği. Bunu 303 uzun vadeli kredilerin ana para taksitleri ve faizleri hesabına aktarırsınız bu borcunuzu. Borcunuzu ödediğinizde de 303'ü kapatırsınız. Bir de tahvil vardır. Dedik ya bir yıldan uzun süreli borç almak için tahvil çıkartabilirsiniz. İhraç edebilirsiniz, satabilirsiniz. Hepsi aynı anlama geliyor. İşletme bu şekilde tahvil de aynı bono gibi bir kağıt parçasıdır. Mesela üzerinde şöyle yazar. 3 yıl vadeli 120 faiz oranlı 50 bin TL borç aldım. İmza işletme. Bakın vade 3 yıldır. Böyle bir durumda o borcunu 405 çıkarılmış tahviller hesabına kaydederek muhasebede gösterirsin. Borcunun vadesi bir yılın altına düştüğünde ise yani geri ödeme süresi bir yılın altına indiğinde ise 405 çıkarılmış tahviller hesabındaki tutarı 304 tahvil ana para borç taksit ve faizler hesabına aktarırsın. Bu iki hesap bunun için kullanılıyor. Bu şekilde bir fonksiyonu var bu hesapların. Şimdi tahviller, çıkarılmış tahviller. Az önce söyledik ya, işletme tahvil çıkartarak, ihraç ederek borç alabilir. Tahvil bir borçlanma belgesidir. Bir yıldan uzun vadeli borçlar için tahvil çıkartırıp işletme satabilir. Yani bu şekilde borç alabilir. Böyle borç aldığında da gerçek hayattaki bu borcunu 405 çıkarılmış tahviller hesabına kaydeder. 304'ten de az önce zaten bahsettik. Şimdi örnek üzerinden zaten bu iki hesabı birlikte nasıl kullanıyoruz göreceğiz. Örneğimiz şu şekilde. C Anonim Şirketi 1.7.2020 tarihinde 5 yıl vadeli %10 faizli yıllık faiz ödemeli 500 bin TL tutarında tahvil çıkarmış ve satmıştır. İşletme tahvil çıkartmıştır, satmıştır, ihraç etmiştir dediğinde borç aldığını anlayacaksınız. Uzun vadeli borç aldığını anlayacaksınız. Tahvillerin ana parası ve faizi vade süresince her yıl eşit taksitlerle ödenecekmiş. Böyle şeyler söylersiniz bir de cazip hale getirmek için o tahvili. Dersin ki adam bak sen bunu al, bana o borcu ver, ben sana her yıl eşit tutarda ödeyeceğim. 5 yıl boyunca bekletmeyeceğim seni. Parça parça ödeyeceğim gibi mesela. Burada da öyle yapmış işletme. Şimdi tahvillerin satışını önce kaydedelim. Tahvil satmak demek, borç almak demekti bir yıldan uzun süreli. Bunu da yine menkul kıymet satışları dedik ya, menkul kıymet satışlarına ilişkin para hareketleri bankadaki hesaplar üzerinden gerçekleşir. Ben bankada bir kere param arttı. 500 bin lira artış meydana geldi bankadaki paramda. Bu bir varlıktı benim için. Bu varlıktaki artışı 102 bankalar hesabının borç tarafına 500 bin yazarak muhasebe dünyasında da anlattım. Param arttı. Yani bir varlığım arttı. Aynı zamanda ne oldu? Bir de kaynağım arttı. Yani borcumda artış meydana geldi. Bu borç ne? Tahvil çıkartarak aldığım bir borç. Yani uzun vadeli bir borç. O zaman 4 uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap sınıfında 40 mali borçlar grubunda yer alan 405 çıkarılmış tahviller hesabına 500 bin artış kaydediyor. Bir kaynak hesabına artışı alacak tarafın o hesabı yazarak IMF'lerini de anlatırsınız. Sonra şimdi bakın 1 Temmuz'da yaptık bu satışı, tahvil ihracını. Dönem sonunda tahvil ana para ilk taksidinin uzun vadeli borçtan kısa vadeli borca dönüşen bir kısmı olacak. Değil mi? Çünkü ne dedik? Biz her yıl ana parayı eşit taksitlerle ödeyeceğiz. 500 bin lira borç aldık 5 yılına. Her yıl 100 bin 100 bin sana geri ödeyeceğim diyoruz başka bir deyişle. Bir de o sürede işleyen faizi ödeyeceğiz diyoruz. Dolayısıyla bakın burada öncelikle ana para borcum 405 çıkarılmış tahviller 500 bin lira gözüküyor. Bu 500 binin 100 bini 31.12.2020 tarihi itibariyle kısa vadeli bir borç niteliği kazanıyor. Niye? Çünkü ben bunu 1.7.2021'de yani 7 ay sonra 6 ay sonra ödeyeceğim değil mi bu tutarı? 12 aydan kısa süreli bir borç oluyor. Bunu anlatmak için de 405 çıkarılmış tahviller hesabına arkadaşlar 100 bin azalış kaydediyorum.
Yukarıda bakın 500 bin artış kaydetmiştim. Bu 500 binin 100 binini düşüyorum hesaptan. Çünkü bu 100 bin liralık kısım benim için artık 31.12.2020 tarihi itibariyle kısa vadeli bir borç haline geldi. Bunu anlatmak için de 304 tahvil ana para borç taksit ve faizleri hesabına bu tutarı aktarıyorum. Ödemeyi bu tutar hesap üzerinden yapacağım. Bir de 2020'de geçen bir süre var. 1 Temmuz'da ihraç etmiştik. 31.12.2020'ye geldiğimizde geçen sürede işlemiş bir faiz var, değil mi? Borcu aldığım anda faiz işlemeye başlıyor. Burada faiz oranını vermiş bize. Normalde muhasebede faiz hesaplamalarına pek girmeyiz. O finans matematiğini konuştur ama finansın konuştur. Burada hesaplarken de basit faizle bunu çok rahat hesaplayabiliriz. 2020 yılında işleyen faiz nasıl buluyoruz? Ana para 500 bin çarpı faiz oranı 10 çarpı süre 6 ay geçmiş bakın. 31.12'ye kadar. 6 ay bölü 1200. 1200 burada aslında 12 ayı temsil eder. Niye 1200 yazdık 12 yazmadık? Çünkü yukarı bakarsanız paya 0.10 yerine 10 olarak yazdım faizi. %10'du ya 0.10. Virgülden kurtarmak için payı ve paydayı yüzde çarptığım için bu paydadaki 12 ayı temsil eden 12 1200 oluyor. 6 aylık faiz 25 bin liraymış oluşan işleyen faiz. Bu nedir benim için? Bir mutsuzluk değil mi? Bakın 31.12.2020'ye geldiğim anda bu faiz artık kesinleşti. Çünkü 6 ay geçmiş zaten ihracileri ben tahvili yani borcu alalı. Öyleyse bu benim için bu dönemin finansman gideri. Değil mi? İşleyen faiz, borcumuz işleyen faiz bizim için finansman gideriydi. 780 finansman giderleri hesabına 25 bin gider yazıyor. 2020 döneminin ya da bu dönemde geçen süreden dolayı oluşan faiz olduğu için 2020 döneminin gideri ve ait olduğu döneme yazdım. Ödedik mi? Hayır. Faiz oluştu, gerçekleşti, kesinleşti. 31.12.2020 itibariyle 6 aylık faiz ama henüz ödemedim. Dolayısıyla bir borcum bu. Bu da benim bir borcum. Neye istinaden oluşan bir borç? Tahvil çıkartarak, değil mi? Almış olduğum borcun faizi aslında başka bir deyişle. Bunu anlatmak için 304 tahvil ana para, borç taksitleri ve faizleri bakın. Hesabına 25 bin artış kaydediyorum. Bu işleyen faiz kadar daha borcum var benim çünkü. Ve bu da kısa vadeli çünkü 2021'de izleyen dönem içinde 6-7 ay içinde ben bunu ne yapacağım? Ödeyeceğim. Böylece 304 nolu hesapta bakın ana para taksiti 100 bin, tahvil borcunu işleyen faiz 25 bin, toplam 125 bin tutar birikmiş oldu. Ne zaman ödeyeceğiz bunu? İlk taksidi değil mi? İzleyen dönemin 7. ayında ödeyeceğiz. 1-1-2021, 1-7-2021 tarihler arasında ama geçen bir 6 aylık süre daha var. Burada da bir faiz işliyor değil mi benim borcuma? Hemen onu da hesaplayalım önce. Çünkü bunu da ödememiz gerekecek. 500 bin ana para çarpı 10 faiz oranı çarpı 6 ay süre, geçen süre bölü 1200 ay olduğu için burada 1200 yüz gün olsa 36 bin ya da 36.500 kullanacağız. Eşittir yine 25 bin lira buluyoruz doğal olarak. Yani 2021 döneminde geçen sürede de 25 bin lira faiz işliyor borcuma. Ve 1-7-2021 tarihinde ödemeyi yapıyorum. Bakın ne ilk ana para taksiti 100 bin. Ayrıca geçen dönemde işleyen 6 aylık sürede oluşan faiz finansman gideri 25 bin. Bir de 2021 döneminde 6 aylık sürede oluşan 25 bin finansman gideri toplam 150 bin lira benim, değil mi? Ödemem gerekecek. Bu 2021 dönemine ait gideri 780 finansman giderleri hesabına kaydediyorum. 25 bin artış kaydettim bu hesaba işleyen faiz. Bakın gideri 2021 dönemine yazdım. Çünkü 2020'de geçen 6 aylık sürede oluştu bu gider. O bu döneme ait bir gider dolayısıyla. Bir de ben ne yaptım? 304 tahvil ana para borç taksit ve faizler hesabında 125 bin tutar birikmişti. Kısa vadeli borç niteliği kazanan kısmı tahvil çıkartarak aldığım borcun. Bu hesapta izliyorum. Bunu da kapatıyorum. Bu hesabı da kapatıyorum. Azalış kaydettim. YM defterinde sol üst köşeye hesabı yazarak bir kaynak hesabı çünkü azalışları böyle anlatıyoruz bu hesaplarda. 125 bin. Toplamda yani ben 150 bin lira ne yaptım? Ödeme yaptım. 1-7-2021 tarihi itibariyle. Bankada param azaldı bu tutar kadar. 102 bankalar hesabına azalış kaydediyorum. 150 bin alacak tarafına yazarak hesabı.
Olay bu. Yaptığınız şu aslında. Varlık kaynak gelir gider unsurlarında artış mı var, azalış mı var? Bunu anlatıyorsunuz. Unsurun türüne göre de ilgili hesaba kaydediyorsunuz. Hesabın türüne göre de hesabı borç ya da alacak tarafına yazarak azalış ya da artışı anlatıyorsunuz. Hesabın türüne göre bu artış ya da azalışları ne tarafa yazacağımız değişiyordu biliyorsunuz. Böylece bugünkü dersimizde mali borçları tanımladık. Türlerini öğrendik. İşte banka kredilerini tanıdık. Türlerini öğrendik. Nakit ve gayri nakit krediler olarak iki tane grup izlendiğini gördük. Nakit krediler kendi içinde avans şeklinde kredi ve borçlu cari hesap şeklinde kredi olarak ikiye ayrılıyormuş. Bunları öğrendik. Borçlu cari hesap şeklinde kredileri tanıdık. Çıkarılmış bonolar ve senetler hesabını 405 nolu hesap ve çıkarılmış tahviller hesabını 405 nolu hesap. Bunları tanıdık ve nasıl muhasebeleştirmeleri kullanıyoruz bu hesapları onları uygulamalar üzerinden gördük. Bugün dersimizde böylece tamamlamış olduk. Teşekkür ederim katılımınız ve sabrınız için, dinlediğiniz için. Her dersin sonunda söylediğim gibi bol bol tekrar ediyoruz. Çünkü muhasebe çabuk unutulur. Bir dil öğrenmek gibidir muhasebe öğrenmek. Pratik önemlidir, tekrar önemlidir. Dediğim gibi önümüzdeki hafta yine dersimiz var ama dersimizin günü değişecek. Tatile denk gelmesi değil de çarşamba değil, cuma günü yapacağız. Yine sisteme yüklenecek, kayıt altına alınıp daha sonra izleme olanınız olacak. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.